Selamlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa tek bir konuyla geliyorum. Normalde biliyorsunuz benim vloglarım ekstra böyle konulu oluyor. Birkaç tane konuyu içeriyor. Aslında bu granola tarifini de bir tane vlogumun içerisine sıkıştırmayı düşünüyordum. Ama Instagram'da paylaştım bu granola tarifini. Çok sevildi, çok beğenildi. Türkiye'deki takipçilerim izleyebiliyor ama Türkiye dışındaki takipçilerim nedense sanırım teliften dolayı, müzikten dolayı görüntüleyemiyorlarmış. Çok rica ettiler. Çok fazla yazıldığı için de ben de hemen başka vlogları beklemeden hemen bunun tarifini çekeyim dedim, göstereyim dedim size. Hem de evdeki granolam da bitmişti, iyi oldu benim için de. Hiç böyle hazırlanmadan, etmeden, makyajsız, en doğal şekilde geldim karşınıza. Şimdi girişeceğim granola tarifine. Böyle kurabiye gibi bir granola olacak. Diğer granolardan farkı o. Ben internette falan çok araştırdım. Böyle kurabiye gibi olanlardan, büyük olanlardan. Hiç o şekilde bir tarif bulamadım. Bir gün mutfağa giriştim. Dedim ki yapacağım ben bunu, deneyeceğim. Bir şeyler yaptım, ettim ve ortaya bu tarif çıktı. Gerçekten içime inanılmaz derecede sindi. Siz de çok beğendiniz. O yüzden ben de gönlüm rahat bir şekilde paylaşabiliyorum bu tarifi sizlerle. Ben genellikle sade yapmayı tercih ediyorum. Çünkü hani birçok granola tarifi işte içerisinde yemişleri dolduruyorlar. Şeyleri dolduruyorlar, kuru meyveleri dolduruyorlar ve o şekilde yediriyor kendini aslında. Bu granola sadeyken bile yenilebiliyor, güzel oluyor. Yani bu granolanın farkı aslında böyle kıvamının, kıtırlığının güzel olması. Ya ben Hindistan cevizi kullanacağım. Eğer Hindistan cevizi şekeri kullanmak istemiyorsanız tamamen bal da kullanabilirsiniz. Pişirdikten sonra eklemeniz gerekiyor balı. Ama ben yani düşündüm, şimdi tabii ki maliyetli diye muhtemelen Hindistan cevizi şekeri almak istemiyor çoğu insan. Mesela bir önceki tarifte Hindistan cevizi şekerini az koydum. Bu tarifte de öyle yapacağım sizin için. Balla yapacağım sizinle aynı olsun diye. Yani balını mesela fazla koydum. Bu sefer daha maliyetli oluyor. Çünkü bal da gerçekten pahalı bir şey yani. O yüzden benim tercihim Hindistan cevizi şekeri alıp Hindistan cevizi şekeriyle yapmanız. Ama ben yine size de Hindistan cevizi şekeri olmadan da yenilebildiğini göstermek için ben Hindistan cevizi şekerini minimumda tutacağım. Daha az koyacağım içerisine. Hafif böyle tatlandırmak için ekleyeceğim sadece. Genellikle üzerine böyle balla süsleyeceğim. Granolanın nasıl olduğundan bahsettiysem, sizin de aklınıza yattıysa tarife başlayabilirim. Bu muhteşem granola tarifine geçmeden önce abone ol butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. O zaman kamerayı yukarı koyuyorum ve tarife geçebiliriz. Azura. Geliyorum. Pazarı tatlayacağım şimdi. Pocatella. Ben geldim. Ha. Kurabiye gibi. Kurabiye gibi. Beğendim. Şekersiz tamamen. Ama süt de yerim abi. Aldın mı pocatella takını? Söyleyince aldım. Şeye benziyor diyecektim bu. Diyet bisküvileri var ya formun. Limonlu. Ona benziyor tadı. Evet, çok iyi değil mi? Ben bunu böyle kıtır kıtır kurabiye yemek istiyorum. Sen gevrek seviyorsun. Yumuşak olmuyor ama granolada.
Sen bu sütle yumuşatarak. Ha, sen yumuşak sayıyorsun. Ben ne kadar kıtır, o kadar makbul. Karamel falan da dökebilirsin bunun üstüne. Karamel mi? Kızım diyet yapmaya çalışıyoruz, karamel diyor ya. Şeker yok bunun içinde. Niye? Portakal reçeli falan mı koyuyor? Hayır, bal koydum. Hindistan cevizi şekeri koydum çok az. Portakal nereden geliyor? Portakal rendeledim pişirmeden. Nereden geliyor? Benden geliyor. Benim tatlıyla yenilebilecek güzel bir tatlı. Her öğün. Ben daha bir şey koyuyorum. Tamam, neyse daha çok bal istiyorum, çok bal. Bir sürü bal dökmek istiyorum. Bırakamıyorum. Cevizleri, yemişleri içine pişirirken atmadım çünkü yanıyor manıyor falan, tadı kötü oluyor. Dedim ben tabağımda istediğim yemişi, yakışan yemişi koyarım. Bir yer fıstığı koyarım, bir ceviz koyarım, bir badem koyarım kafama göre. Onu böyle sade yapayım, sonra eklerim dedim. Bebişlerim, öpüyorum size. Umarım beğenirsiniz tarifi.